Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin hem mouse hem de tarayıcı olarak kullanabileceğiniz mouse'unu inceliyoruz. Arkadaşlar ürünün kod adı LSM-100 diye geçiyor. İsterseniz o şekilde internetten araştırabilirsiniz. Ürün biraz eski bir ürün ancak enteresan olduğu için biz de videomuza konuk ettik kendisini. Windows 10 desteğini bir kenara bırakın, Windows 8'de bile sıkıntı çıkartabiliyor. Hatta kendi sistem gereksinimlerinde XP, Vista ve Windows 7 olarak gözüküyor. O yüzden biz ofiste Windows 10'lu bilgisayarları kurmakta epey bir zorlandık. Bu aşamadan sizlere bahsetmek istiyorum. Kendi sitesinde indirdiğiniz driverlar çalışmıyor arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık. Farklı bilgisayarlarda denedik vesaire çalışmadı. Daha sonra içinden kurulum için bir CD geliyor arkadaşlar. Bir tane CD okuyuculu laptopumuz kalmış ofiste. Buna kurduk, CD'yi taktık, çalıştırdık ve uygulama da orada çalışmaya başladı. Yani mouse kullanabilmeniz için gerekli olan uygulama, eğer bir CD-ROM'unuz yoksa bayağı sıkıntılı bir hale sokabilir sizleri. Üründen bahsedelim. Ürünün en temel mantığı bizim masalarımızın üzerinde bulunan o büyük büyük tarayıcıları masamızdan atmak arkadaşlar. Ürünün üst tarafı normal bir mouse. Bildiğimiz USB kablo ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Alt tarafında da şöyle bir canlı pencereli, aynalı bir alan var. Buradan da üzerine koyduğumuz belgeleri, fotoğrafları, resimleri, işte kartvizit gibi şeyleri tarayabiliyorsunuz. Şimdi gelin ben lafı çok fazla uzatmayayım. Kendisiyle biraz tarama yapmaya çalışalım arkadaşlar. Zaten o sırada da biraz teknik özelliklerinden de bahsedeceğim. Şimdi ürünün yanından böyle bir mousepad geliyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz mousepadlerden değil. Bir şey kağıt falan tarayacaksa, küçük bir kağıt. Bunun böyle içine koyup tarayabiliyoruz. Hatta hemen şuradan Çağdaş'ın vesikalığını alayım. Çağdaş bu videoya kendisi değil, fotoğrafıyla katılıyor arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Şöyle koyuyoruz içine, kapatıyoruz. Şimdi zaten sizler ekranda görüyorsunuz Smart Scan uygulamasını, mouse'un üzerinde tarama diye bir düğme var. Buna bastığınız zaman uygulamayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi karşımıza bu ekran geliyor arkadaşlar ve tarama işlemi başlıyor. Üzerinde gezdirdiğim yerleri tarıyor. Çağdaş ne güzel çıktı ya. Çağdaş'ın suratını biraz yamulttu. Yavaşça geçmek lazım. Şimdi hepsini kaldırdık. Mouse'umuzu biraz yukarıya kaldırırsak tarayamam diyor. Yani diyor ki mouse'u yaklaştır. O yüzden hani böyle elimi koyayım ben bunu tarayayım gibi şeyler yok. Mouse'un bir yüzeye tamamen temas etmesi lazım. Diyelim ki işimiz bitti arkadaşlar. Tekrar tarama butonuna basıyoruz. Buradan böyle croplamam için seçenekler çıktı karşıma. Şöyle croplayayım Çağdaş'ın fotoğrafını. Daha sonra buradan dilersem tonuyla oynayabiliyorum. Çeşitli ayarlamalar yapabiliyorum. Doygunluğuyla, parlaklığıyla, kontrastıyla oynayabiliyorum. En sonunda da arka planın işte saydam oluyor, siyah oluyor, beyaz oluyor vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Buradan döndürebiliyorsunuz falan filan. Bunları geçelim. Burada ufak tefek ayarlamalar var. Tamam dediğimiz zaman karşımıza böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Burada yapıştır deyip görüntü olarak yapıştırma seçeneği var. Ayrıca posta olarak birisine e-posta olarak atabiliyoruz. Facebook, Twitter veya Flickr gibi mecralarda paylaşabiliyoruz. Burada Apps diye bir seçenek var. Google Translate eğer bu metin olsaydı atabiliyorduk ya da Evernote'a atabiliyorduk. Bizim için önemli olan kaydetmek arkadaşlar. Nereye kaydedeceğimizi ve hangi formatta kaydetmek istiyorsak onu seçiyoruz. PNG değil JPEG kaydedelim. Çağdaş'ı kaydete basıyorum. Masa üstüne gördüğünüz gibi Çağdaş'ın taranmış fotoğrafı çok kolay bir şekilde geldi. Herhangi bir tarayıcıya sokmama gerek kalmadı. Direkt zaten günlük olarak kullandığım mouse'la taramış oldum. 320 dpi'ye kadar tarıyor arkadaşlar. Buradan ayarlayabiliyoruz. JPEG kalitesi yüksek, orta veya düşük var. Ortada 200'e çekiyor. Düşükte de 100 dpi'ye kadar çekiyor arkadaşlar. Diğer tarayıcılardan ayıran özelliği A3 tarayıcılar daha pahalı oluyor arkadaşlar. Genelde bizim evlerimizde kullandıklarımız A4 boyutunda daha ufak kağıtları bildiğimiz sayfaları taramaya yarıyor. Ama bu tarayıcı A3 boyutunda bir alanı tarayabiliyor. Aynı zamanda dediğim gibi mouse olarak da kullanmaya devam ediyorsunuz. Daha büyük bir şey taramaya çalışalım. Onu böyle koyduk önümüze. Tekrar tarama butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi sayfam karşıma çıktı. Şimdi şöyle mouse'u üzerinde dolaştırarak herhangi bir tarayıcıyla uğraşmamış oluyorum. Şu üzerinde yavaşça gezdirerek 0.3 milisaniye diyor bu gecikme hızına. O yüzden çok hızlı davranmamak lazım. Aman neler oluyor. Diğer sayfaya geçince bir sapıttı. Hayda bak gitti. Ben şuradan başlayayım en iyisi. Bakın şu arada tararken de altında şöyle ışıkları yanıp yanıp sönüyor ki taradığı yeri böyle daha rahat görebilsin. Arada böyle sapıtabiliyor. Birazcık dediğim gibi yavaş ve hassas davranmak lazım kendisine. Bu arada uygulaması da çok stabil çalışmıyor. Tekrar açalım uygulamayı. Basalım tarama düğmesine. Yani böyle hani kitap gibi kalın bir şeyi tarayacaksanız birazcık sorun olabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Burayı gördüğünüz gibi bir metinmiş gibi algıladı. Daha sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Bunu direkt Word belgesi olarak ya da işte Excel dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Word'de açıp üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Ya da şimdi şunu göstereyim sizlere. Hemen bir drive'a bir giriş yapayım. Buraya metin olarak aktarmayı başardım. Birkaç parça daha bir şey deneyelim bakalım. Kendi el yazımı hemen bir taratayım.
Bu kadar çirkin bir yazı ben hayatımda görmedim. Başlıyorum taramaya. Oh, çiçek gibi. Scroll'u burada kaydırırsam zoom yapabiliyorum bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi yazdığım yazıyı anlar içerisinde çok hızlı bir sürede buraya aktarabilmeyi başardım. Birazcık da masamızı tarayalım. Hızlı yaptığınız zaman direkt imleç kırmızıya dönüyor. Diyor ki ben tarayamam diyor. Çok hızlı diyor. Bir de şu kibriti bir tarayalım bakalım neler olacak. Bu tarzda bir küçük şeyleri tarayacaksanız bu yanında gelen aparatla birlikte taratabilirsiniz. Şöyle Çağdaş'ın yanına kibrit koyalım hemen. Oo, Çağdaş ve kal. Bunu ben kaydedeyim de duvar kağıdı yapayım. Tarayıcıyla çok fazla işiniz oluyorsa hani üşeniyorsanız böyle tarayıcıya kalkmaya uzakta bir yerde olabiliyor ya da her seferinde kapağı indir kaldır vesaire uğraşıyorsanız bence ürün alınabilir bir ürün. Ayrıca birazcık da pahalı arkadaşlar. 600 liralık bir fiyatı var kendisinin. 2-3 yerde bulabiliyorsunuz internet üzerinde kolay bir araştırmayla kendisine ulaşabilirsiniz. İşiniz gücünüz tarayıcıysa arkadaşlar iş yerinizde evinizde vesaire sürekli belge taratmanız lazımsa hani alabilirsiniz. Onun dışında böyle ayda yılda bir işiniz düşüyorsa tarayıcıya bence çok tercih edilecek bir cihaz olduğunu söyleyeyim. Bu birazcık daha böyle mobil çalışanlar için ve artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin hem tarayıcı hem mouse olarak kullanabileceğiniz ürünü inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen açıklama bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.